Ergoproxy hem yaptığı karakter tahlilleriyle hem de psikolojik unsuru da çok güzel kullanmasıyla zaten çok güzel bir seri. Fakat siz bunun yanına hem bilim kurgu havasını hem de o robotların ruhsuz havasını eklerseniz ortaya bambaşka çok farklı bir seri çıkıyor. Ergoproxy'de psikolojik anlamda kalite kılan faktör hem o robotlarla, yani robotların kendi yapay zekalarını geliştirmesi, insan arasında da gelişen rekabetin çok güzel anlatılıyor olması ve insanla robot arasındaki ilişki de çok güzel yansıtıyor olması. Hani bu açıdan Ergoproxy çok güzel psikolojik unsur içeren bir anime serisidir. Serial Experiment Line'de özellikle psikoloji türünün belki en iyi anime serisidir desek yeridir. Çünkü hem o karakter tahlilleri hem de o karakterin kendi çevresinde gelişen olayları çok güzel anlatılıyor olması, işte insanların hem gizem psikolojisinin hem gerilim psikolojisinin çok güzel anlatılıyor olması Serial Experiment Line'ı bir tık ileri taşıyor. Ve seride kendi genel felsefik tartışmalar, işte hayatın anlamı, o işte ikinci hayatta ana hayatın kıyaslanması, işte bir yandan geçirdiği hastalığın temelleri falan. Bunların hepsinin Serial Experiment Line'de çok fazla kullanıyor olması seriyi psikolojik anlamda bir başyapıt haline getiriyor. Özellikle seride çok fazla dram var fakat bunun yanındaki psikolojik öğeler de çok güzel işlenmiş, seriye çok uygun hale getirilmiş. Death Parade için de özellikle son zamanlarda çıkmış en kaliteli anime serilerinden biri diyebiliriz rahatlıkla. Seriyi güzel kılan faktör özellikle cennet ve cehennem kavramı girdiği zaman insanların gerçekten ortaya çıkardığı iki yüzükleri ya da gerçekten sunduğu fedakarlıklar bunları Death Parade'de çok iyi sunuyor. Özellikle Death Parade hani insanın duygularını çok güzel temellendirmiş. İşte korku, işte öfke, kıskançlık, bunları çok iyi temellendirip çok iyi anlatıyor. Hani ve içinde yani seri tamamen psikolojik öğelere dayanıyor diyebiliriz. O yüzden yani Death Parade kesinlikle bir psikoloji başyapıtı. Ve bunun yanında gerçekten izlemesi çok zevkli olan serilerden biri. NHK ni Yokoso diğer psikoloji animelerinden farklı olarak böyle karamsar bir havaya sahip değil. Aksine mutlu bir havaya sahip. Fakat bize bir Hikokomori'nin yalnız, farklı ve bir o kadar da ilginç hayatını sunuyor. Ve bunu çok farklı psikolojik öğelerle dile getiriyor. Özellikle hani Hikokomori denilen kişi, yani evden hiç çıkmadan yaşayan kişi çok farklı bir yaşam tarzına sahip olduğu için NHK ni Yokoso bunu çok güzel dile getiriyor. Bunu buradaki psikolojik öğeleri çok farklı bir şekilde tahlil ediyor. Dediğim gibi seri karamsar bir havaya sahip değil. Çok farklı bir havaya sahip. Yani bir Hikokomori'nin hem yaşadığı değişimi, yani bir kadın vasıtasıyla yaşadığı değişimi ve bunun yanında aslında kendi kalıbında çok da kıramamasını bahsediyor. O açıdan da NHK ni Yokoso benim için hani psikoloji serileri arasında kesinlikle yer alması gereken anime serilerinden biri. Death Note zaten herkesin çokça bildiği, bol miktarda yaygın ve popüler bir seri. Fakat Death Note bu kadar popüler olmasının yanında aslında çok ağır bir senaryo sahip. Özellikle işte El ve Kira arasındaki savaşta geçen işte psikolojik kapışmalar, işte üstünlük çabaları, işte karakterlerin birbirine karşı birbirini sürpas etme çabaları hani seriyi bambaşka bir hale getiriyor. İşte genel olarak çok fazla seride çok fazla karakter tahlili var. İşte El Kira'yı sürekli tahlil etmeye çalışırken Kira eli sürekli tahlil etmeye çalışıyor. Bu ikisinin arasında geçen rekabet de seride hani psikolojiyi bambaşka bir noktaya getiriyor. Özellikle hani meşhur bir tenis maçı vardır. Yani o tenis maçı mesela özellikle psikolojik unsurların zirve yaptığı bir noktadır. Bu açıdan Death Note hani en iyi psikoloji serileri arasında kesinlikle yer alması gereken serilerden biri. Zankyo no Terror de hani bize psikolojinin çok farklı bir yönünü gösteriyor. Hani insandaki kötülüğe meyilli gösteriyor aslında. Hani insandaki kötülük yapma hissini ortaya koyuyor. Ve bunu gene çok sakin, dramatik bir üslupla sunuyor bizlere. Hani ana karakterlerimizin geçmişlerine çok dramatik geçmişler sunuyor. Ve bu dramatik geçmişler üzerine hani bir terör algısı oluşturmaya çalışıyor. Bir terör konseptini oluşturmaya çalışıyor. Hani her ne kadar çok yaygın bir şekilde terör olmasa da, hani terörden bahsediyor olmasa da Zankyo no Terror'da insandaki kötülük içgüdüsünü çok güzel açıklıyor. Hani burada Zankyo no Terror'ı öne çıkartan faktör kesinlikle insandaki hata yapma yetisini, kötülük yapma yetisini ortaya çıkartan, onu gösteren bir faktör. Bu açıdan da hani Zankyo no Terror psikolojik seriler açısından yeri farklı bir seridir. Genelde hani animelerde çok fazla kötülüğe dair, kötülüğün yapılma hissiyatı bahsedilmez. Bunu Zankyo no Terror çok güzel açıklıyor. Yojohan Shinwa Taikei'de hani bizim aslında çok standart olarak nitelendirebileceğimiz bir okul serisi. Fakat serideki işte karakter çizimleri olsun, karakterlerin yapısı olsun, oradaki işte tanrı kavramı olsun
Bunlar seri o kadar güzel entegre edilmiş ki hani Yojohan Shinwa Taikei yani normal bir standart bir okul serisinden ziyade aslında bizim günlük yaşamımızdaki okul atmosferinin ne kadar farklı psikolojiye sahip olabileceğini, ne kadar farklı sunabileceğini gösteren bir seri. Seri çok hızlı, bazen takip etmekte zorlanıyor insan. Fakat hani bunun yanında Yojohan Shinwa Taikei'de hani bir öğrencinin çok farklı bir psikolojisini anlatıyor. Belki hani hayali bir psikoloji, çok gerçekçi değil. Ama aynı zamanda hani kendi yaşamımızda dair öğeler de sunuyor. İşte bir öğrencinin karşılaşabileceği durumlar, bir kadının sevmesi falan bunları çok farklı dillerle, çok farklı üsluplarla anlatıyor. Bu açıdan Yojohan Shinwa Taikei'de hem psikolojik anlamda hem de çok farklı, ilginç bir senaryosu olması bakımından çok kaliteli eserlerden biri. Psycho Pass bize çok farklı bir konsepti ortaya koyuyor. Acaba bir kişinin yaptığı kötülük gerçekten kötülük müdür? O kişi gerçekten kötülük yapmış mıdır? O kişi gerçekten kötü müdür? Yani Psycho Pass bunların her birini sorguluyor. Bunları çok bilim kurgu havasında sorguluyor. Bu çok seriyi öne çıkartan bir faktör. Özellikle seride bilim kurgunun çok detaylı bir şekilde işleniyor olması. Serideki iyilik ve kötülük kavramının bilim kurguyla birlikte sunulması seriye bambaşka bir hava kazandırıyor. Zaten hani Psycho Pass'te de özellikle hani seinen bir seri olmasından dolayı çok fazla psikolojik öğeler içeriyor. İşte ana karakterimizin iyilik algısı ya da yan karakterlerimizin kötülük algısı. Bunların her bir seride bol miktarda bahsediliyor. Ve zaten hani seri ilerledikçe de iyilik ve kötülük arasındaki aslında hani kıyas çok felsefik anlamda tartışılıyor. Yani bu açıdan Psycho Pass özellikle psikolojik anlamda başyapıtlardan biri diyebiliriz. Mahou Shoujo Madoka da benim ilk başlarda çok ön yargıyla yaklaştığım bir seriydi. Hani klasik bir moe serisi gibi düşünüyordum. Fakat seri izledikten sonra öyle olmadan karar verdim ve Mahou Shoujo Madoka'da özellikle hani bizim çok standart olarak düşünebileceğimiz serilerde çok farklı bir atmosfer sunuyor. Serideki kötü karakter tasarımları ve onların hani bize psikolojik olarak aktarımı çok farklı. Standart bir aktarım yok ve özellikle ana karakterimiz olan Madoka'nın yaşamış olduğu o hani ana isteğim ne olmalı sorusu ve bunun sorgulaması aslında bizim hayattaki amaçlarımız nelerdir? Biz ne yapmaya çalışırız? Hani bunları çok detaylı bir şekilde sorgulaması ve bunları çok güzel bir psikolojik temele dayandırması Mahou Shoujo Madoka'yı da bambaşka bir seviyeye taşıyor. Özellikle seriyi hani böyle ön yargıyla yaklaşanlar ilk izledikleri zaman çok şaşıracaklar ve özellikle seride çok fazla psikolojik unsur var, çok fazla psikolojik öğe var ve seride hani karakterlerin psikolojileri çok güzel yansıtılmış ve çok güzel kullanılmış. Monster diğer serilerden çok farklı olarak bizlere hani gerçekten çok sağlam, çok güzel temellendirilmiş bir kötü karakter sunuyor. Özellikle bu kötü karakteri hani oluştururken aslında biz bu seride hani her geçen bölümle birlikte bu kötü karakterimiz daha da gelişiyor, daha da güçleniyor. Fakat bunu güçlendiren faktör herhangi bir antrenman falan yapması değil. Bizi psikolojik olarak korku etmenleriyle, gerilim etmenleriyle o karaktere daha da ısındırıyor, daha da bağlıyor. Bu açıdan da hani Monster psikolojik öğeleri çok farklı sunuyor bizlere. Hani bir psikoloji demek illa insanın yapısını inceleyecek demek değildir. Bize bunun yanında Monster işte hani işte o Johan karakterinin oluşmasında çok farklı etmenler sunuyor. Çok farklı psikolojik öğeler sunuyor. Hani bu açıdan da ben Monster'ı her ne kadar bu listede bir sıralama olmasa da hani Monster'ı birinci sıraya koyarken gerçekten bu seri en iyi psikoloji animesidir diye koydum. Öyle düşündüm, öyle hissettim. Bu açıdan hani Monster özellikle hem polisi anlamda hem de bize sunduğu psikolojik unsurlar konusunda belki de en kaliteli serilerden biridir.